Kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyorum. Evet arkadaşlar, modern fizik kısmımız ÖSYM tadında 5 soruyla devam edelim. Evet gençler, ilk sorumuz şöyle. Fotoelektrik olayla ilgili 3 öğrencinin ifadeleri aşağıdaki gibidirler. Buna göre önceden hangi ifadeler doğrudur? Şimdi şıklarımıza bakalım. Zafer, bir metalden elektron sökebilen foton metal tarafından sorulur. Evet. Ne yapıyor arkadaşlar? Foton geldiği zaman ne yaptı? Bir kısmını metale burada arkadaşlar bağlanma enerjisi olarak verdi. Ve elektronu ne yapıyor? Kinetik olarak gidiyor. Foton, yani foton olarak kalmıyor. Çünkü foton enerjisini bağlanma enerjisine verip elektron olarak ne yapıyor? Çıkmış oluyor. Yani burada foton sorulmuş oluyor. Ama Zafer için doğrudur bu ifade. Enerjisi 2 eV olan bir foton üzerine düştüğü, işte metalden bir tane elektron sökerse, enerjisi 4 eV olan bir foton aynı metalden 2 elektron söker. Şimdi ne diyeceğiz? Her foton, yani bir foton ancak arkadaşlar bir elektron söker. Yani enerjisi 2 olan bir sökerse, enerjisi 4 olan 2 söker demeyiz. Çünkü her foton bir elektron söktüğü için bu ifade yanlıştır. Bir metalin eşik enerjisi metalin cinsine bağlıdır. Evet, eşik enerji dediğimiz bağlanma enerjisi metalin sadece cinsine bağlıdır. O zaman burada Zafer ve Yiğit ne yapmıştır arkadaşlar? Doğru söylemiştir diyeceğiz. Evet, geldik buradaki sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Bir fotosel devrede bağlı üretici katot yüzeyini kopan fotoelektriğin hızını artırarak ya da azaltarak anot yüzeyine çarpmasını sağlar. Şekildeki fotosel katot yüzeyine 6 eV'lik ışık gönderiliyor. Katot yüzeyinde kullanılan metalin eşik enerjisi 2 eV'dir. Yüzeyden sökülen fotoelektronların karşıya çarptıkları maksimum kinetik enerjileri kaç eV'dir? Şimdi arkadaşlar denklemimizi şöyle yazalım. Neydi? Gelen foton enerjisini ne yapıyordu? Şöyle diyelim, şuraya bir boşluk bırakalım. Gelen foton enerjisini EF olarak geliyordu. Bir kısmını metale veriyordu ve elektrona kinetik enerji vermiş oluyordu. Şimdi arkadaşlar bize ne demiş? Katot yüzeyine 6 eV'li enerji geliyor. Yani şuranın 6 eV olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bir pilimiz var. Pilimiz ne yapmış arkadaşlar? Buraya bak, artı artı kutupladı. Ne artı kısmı? Burayı eksi eksi kutupladı. Elektronun ne yapıyor? Burada arkadaşlar ne gitmesini engelliyor. Yani artı eksi ne yapar? Çekeceği için burada 2 eV'lik enerji ne yapıyor? Azaltıyor. O zaman buraya alt, ne yazacağız buraya? Eksi 2 eV yazalım. Yani şuraya eksi 2 eV yazacağız. Bize eşik enerjisini vermiş burada. Eşik enerjisini 2 eV vermiş. O zaman kinetik enerjiyi buradan rahatlıkla buluruz. 6 eV'nin 2 eV'sini ne yaptı arkadaşlar? Söktükten sonra elektron enerjisini azalttı. O zaman burada 4 eV'lik enerjimiz kaldı. Metalde bir kısmını 2 eV yutmuş oldu. O zaman elektrona kalan enerjiyi burada 4'ten 2 çıkarırsak 2 eV olarak göstermiş oluyoruz. Cevabımızı buna göre B seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus arkadaşlar, burada gelen foton enerjisini azaltmıyoruz. Burada sökülen elektronun kinetik enerjisini buradaki pil ne yapıyor? Durduruyor. Yani 6 eV mesela 2 eV kadar metale verdikten sonra 4 kadar 4'ün ikisini burada pil ne yapıyor? Geri çekiyor ve kinetik enerjiyi, kalanı kinetik enerji olarak gidiyor. Biz burada ne yaptık? Denklem olarak 6'nın ikisini buradaki pil ne yaptı? Geri çekti. İkisini de metal yedi. Ve arkadaşlar kalanı kinetik enerji olarak gittiğini görmüş olduk. Evet, geldik 3. sorumuza. Sorumuz şöyle. P ortamından L ortamına gönderilen bir fotonun izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Fotonun P ortamındaki frekansı L ortamındakine eşittir. Evet arkadaşlar, eşittir. Neden? Çünkü ışık burada ortam değişirse ne yapmaz? Frekansı, buradaki frekansla buradaki frekans aynı. Çünkü aynı ışık olduğu için frekansları eşittir. Birinci ifade doğrudur. P ortamındaki enerjisi L ortamından daha büyüktür. Şimdi fotonun enerjisi neye bağlı? Fotonun enerjisi frekansına bağlı. Frekansı eğer sabitse o zaman enerjisi de sabit olur. O zaman ikinci ifade enerjisi değişir diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi üçüncü ifadeye bakalım. Fotonun L ortamındaki ortalama sürati P ortamına göre küçüktür. Şimdi ışık burada ne yapmış? Bakın, normale yaklaşmış. Ne zaman yaklaşır? Azdan çoğa girerken yaklaşır. Az yoğunda, yani az yoğunda foton ne yapar? Ortalaması daha büyük hızlı. Burada ise daha yavaş gider. O zaman P ortamındaki hızı L ortamındaki hızından daha büyüktür.
Evet, L ortalamadaki ortalama sürede P'den küçük demiş. Doğrudur. Demek ki azdan çoğa geçerken ne yapıyor? Işığın ortalama hızı azalmış oluyor. Yani çok yoğun ortamda daha yavaş gider. Az yoğun ortamda daha hızlı gider. Buna göre cevabımızı 1 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet, geldik dördüncü sorumuza. Şekildeki fotosele düşürülen E enerjide fotonların yüzeyden söktüğü fotoelektronun maksimum kinetik enerjisi 8 eV'dir. Devreye bağlı üreticinin kutupları ters çevrildiğinde yüzeyden sökülen fotoelektronun maksimum kinetik enerjisi 2 eV'dir. Fotosele düşen E enerjisi kaç eV'dir? Şimdi arkadaşlar şöyle ikimiz bir inceleyelim. Burası eksi olduğu için şuranın eksi olduğunu hemen yazalım. Buranın artı olduğunu bilelim. Elektronu ne yapıyor? Burada ilk durumda itiyor. Şimdi burada ilk başta buradaki ne yapmış? Bunu ittiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Ne kadar iter? E çarpı B iter. O zaman genel denklemimiz neydi? E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik değil miydi? Gelen enerji başlangıçta E'ymiş. Buradaki elektron ne yapıyor? Bunu hızlandırıyor. Buradaki pil hızlandırıyor elektronu arkadaşlar. Artı E belki enerji kazandırıyor. Şimdi burada bağlanma ne olduğunu bilmiyoruz. Ama kinetik enerjinin başlangıcı 8 eV olduğunu söylemiş. Yine arkadaşlar bu sefer yine E enerjili foton geliyor. Ama burada arkadaşlar kutuplarını ters çevirirsek diyor. Kutupları ters çevirmiyor. Kutupları ters çevirirsek ne olur? O zaman burası artı eksi olur. O zaman burası artı artı artı. Buranın eksi eksi olur. Elektron o zaman geri çeker. Eksi eV çıkacak. Eksi eV ne yapacak? Elektronun söküldükten sonra enerjisini azaltmış olacak. E bağlanma sonuçta aynı, metal aynı. Bu durumdayken elektronun kinetik enerjisi 2 eV'miş. Bunu bir toplarsak arkadaşlar şunlar ne yapar? Matematiksel olarak bunlar gider. Burası o zaman 2E eşittir. 2 tane EB artı 10 EV olmaz mı? Bunu da bir sadeleştirelim. 2'ye bölelim. E eşittir. EB artı 5 EV olduğunu görmüş oluyoruz. Bakalım fotosel düşen E enerjisi kaç EV'dir? Şimdi arkadaşlar şimdi buraya tabii E'ye biz 4 yazalım. Şimdi 4 yazarsak burası nasıl 5 olacak? Bakın bu olamadığını görüyoruz. Buraya 6 yazsak ne olur? O zaman birlik bağlanma olur, 5 olabilir. Buraya 7 yazsak ikilik bağlanma olur, 5 olabilir. Hangisi olamaz demiş. Onun için 4 olamaz. Çünkü o zaman ne olması lazım? Mutlaka arkadaşlar 5'ten fazla olması gerekiyor. Yani bağlanma ne olduğunu bilmediğimiz için buraya eğer biz arkadaşlar 4 yazarsak ne olmaz? Bu kadar bir kinetik enerji açığa çıkmaz. Çünkü bir kısmını metale verdiği için 4 eV'lik enerji olmadığını görmüş oluyoruz. Ama buraya 6 yazarsak bir metal olur. 5 burada kinetik enerji olur. 7 yazarsak arkadaşlar burada 2 bağlanmaya gider. Eşik enerjisi de 5 buna gittiğini görmüş olduk. Evet geldik 5. sorumuza. Cenk laboratuvar ortamında yaptığı fotoelektrik deneyinde özdeş fotositeleri aynı frekansta, aynı şiddette ışık düşürüldüğünde devreye bağlı A1, A2, 3, A3, A3 ampermetrelerindeki akımlar I1, I2, I3 değerleri ölçüyor. Tüm ampermetrede akım geçtiğine göre ampermetredeki ölçülen akım değerleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar burada tabii ki devredeki bu ampermetrenin sapması neye bağlı? Foton sayısına bağlı. Gelen foton sayısı ne kadar fazlaysa sökülen elektron sayısı fazla. Sökülen elektron sayısı fazlaysa devrede oluşan akımda daha fazla olduğunu biliyoruz. Ama sonuçta buradan sökülen elektronun ne yapması lazım? Katottan sökülen elektronun bu tarafa çarpması gerekiyor. Ne kadar çok çarparsa o kadar çok elektron çarpmış olur. Elektron çarparsa da akımın arttığını burada söylemiş oluyor. Şimdi burada devreyi incelediğimiz zaman buranın akısı eksi 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 olduğunu bakın şuradan görüyoruz. Elektronun ne yapıyor? Burada itiyor arkadaşlar. Elektronu arkadan ittiği için elektronun anoda ulaşmasını kolaylaştırıyor. Burasının ise bakın artı artı olduğunu biliyoruz. Elektronun ne yapıyor? Geri çekiyor. Yani buradaki pil elektronun ne yapıyor? Geri çektiği için bir yavaşlatıcı etki yapıyor. Burada herhangi bir şey yapmıyor. O zaman bu elektronun arkadaşlar bu tarafa oluşma çarpma ihtimali artıyor. Çünkü itici bir etki olduğu için o zaman daha çok o zaman buradaki elektronların hızını arttırdığı için anoda çarpma ihtimali artırıyor. O zaman devredeki akımın daha büyük olmasını sağlıyor. O zaman I1 en büyüktür. Bu ne yaptı? Elektronu ne yaptı arkadaşlar? Yavaşlattı. Ya engelliyor. O zaman ne yapalım? Bunu en son atalım arkadaşlar. I2. Burada herhangi bir şey yok. Bu normal ne yaptı arkadaşlar? Burada elektron söküldü, bu tarafa gitti. Bunu engelleyen bir şey de yok. Hızlandıran bir şey. O zaman burada üçüncüsü ne yapacak? Arada kalacak arkadaşlar. O zaman en fazla akım I1'de
Sonra Ö3'te 1, 3, 2 olur arkadaşlar. Buna göre cevabımız nedir? 1, 3, 2 olarak işaretlemiş oluruz. Evet, geldik 6. sorumuza. Bir fotosel devresinde fotoelektrik akımın uygulanan gerilime bağlı değişim grafiği şekildeki birdir. Fotoselin katoduna düşen ışığın dalga boyu 1550 amstrom olduğu gibi metinin eşik enerjisi kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bizim denklemimiz EF eşittir E bağlanma artı E kinetik değil midir? Şimdi biz bakalım bize neyi vermiş? Fotoselin üzerine düşen ışığın dalga boyu. Yani gelen fotonun dalga boyu vermiş. O zaman şuraya HC lambda yazalım. Burası da arkadaşlar nedir? Burası bağlanma enerjisi. Kinetik enerji de EK yazalım. O zaman öncelikle şurayı bulalım ayrıyeten. Onu şurada bulalım arkadaşlar. HC bölü lambda oldu biliyoruz. HC'nin de 12.400 oldu biliyoruz. Gelen fotonun dalga boyu kaçtı? 1550. Bunu buna bölersek kaç çıkar arkadaşlar buradan? 12.400'ü eğer 1550 böldüğümüz zaman 8 EV çıkar. O zaman şuranın 8 EV olduğunu biliyoruz. Bağlanma enerjisini soruyor bize. Kinetik enerji tabii ki neyle orantılı? Kinetik enerji arkadaşlar kesme potansiyeli direkt orantılı. Kesme potansiyeli bakın burada 2 vermiş. O zaman ne yapıyoruz? Buraya karşı 2 EV yazalım. 8 EV'lik bir ne yaptı? Metal belli bir frekansa geldi. Bağlanma enerjisi o zaman burası ne olarak matematikse 6 EV olur. Çünkü ne yaptı? 8'in eğer ikisini kinetik enerji olarak vermişse bağlanmıyor o zaman 6 EV verdiğini görmüş oluyoruz. Evet, geldik 7. sorumuza. Bir önce grubu laboratuvarda yaptığı deneyde bir fotosel frekansları farklı ışıkları ayrı ayrı göndererek katoddan sökülen fotoelektronların kesme gerilimini ayrı ayrı hesaplıyor. Bu önce deneyde buldukları değerleri kullanarak deneye ait kesme gerilimi frekans grafiğini aşağıdan hangisi gibi çizebilir? Şimdi arkadaşlar burada yine bilmemiz gereken E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik. E kinetik enerjide şöyle yazabiliriz. E bağlanma artı E çarpı V ile yazarız. Burada arkadaşlar hepsi nasıl birbirine orantılı. Şimdi burada tabii ki sonuçta bağlanma yenmesi için arkadaşlar ne yapması lazım? Grafiğimizin şöyle olması gerekiyor. Yani şıkları incelerseniz şöyle incelersek şurası nedir? E bağlanmadır. E bağlanma eşik frekans demiş. Şuradaki eşik frekansın yenmesi lazım. Eşik frekansın yendikten sonra ne yapıyor? Burada arkadaşlar bir kesme potansiyeli dediğimiz belli bir kinetik enerji oluşuyor. Şu an grafiğimizin A şıkkı olduğunu görüyoruz. Bakın burada arkadaşlar grafiği buradan başlatma. Böyle başlatamaz. Buradan sıfırdan başlamak eşik enerjisini yenmesi lazım. Burada eşik enerjisini yenmesi lazım. Böyle de olamaz arkadaşlar. Zaten grafiğimizin bu şekilde olduğunu nereden biliyoruz? Önceki konu anlatımdan biliyoruz. Bağlanma enerjisini yani eşik frekansını yendiği zaman ne yapıyor? Belli bir kinetik enerji açığa çıktığını görmüş oluyoruz. Buna göre cevabımızı A seçim olarak söylemiş olduk. Geldik 8. sorumuza. Bir serbest elektrona bir X ışını gönderdiği zaman elektrona çarpan X ışını alfa açısıyla elektrona çarpan X ışını alfa açısıyla saçılırken hızı V1, elektronun hızı da V2 oluyor. Deney gamma ışını tekrarında foton elektrona çarptığı zaman yine aynı açıyla saçıldığına göre V1, V2 niceliklerini ilk deneye göre değişimler için ne söylenebilir? Şimdi burada V1 dediğimiz arkadaşlar ne demiş? Bakın X ışını alfa açısıyla saçılırken yani X ışını diyor. Yani bunu fotonun hızından bahsediyor arkadaşlar. Bu da elektronun hızından bahsediyor. Şimdi burada tabii ki sonuçta yine foton olarak saçıldığına göre fotonun hızı ne yapmaz? Değişmez. Çünkü fotonun hızı hep nedir? Işık hızıdır. Işık hızı ne yaptır? Bu da fotonun ısının ışık hızı olduğu için ışık hızı sabittir. C değişmeyeceğini burada söyleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar denklemimizi tekrar yazma. E fotonu işte E bağlanma artı E kinetik değil mi? Biz buraya gamma ışını gönderiyoruz. Şimdi gamma ışını tabii X ışınıyla gamma ışınası fark nedir? Gamma ışının frekansı arkadaşlar X ışının frekansından daha büyüktür. Yani özellikle bunu ne yapmamız lazım? Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Hangisinin frekansı büyük? Gamma ışın daha güçlüdür. O zaman frekansla enerji orantılı. Frekansı büyük olan enerjisi büyük olur. Enerjisi büyük olan da kinetik enerjisi büyük olur. Çünkü bir kısım metale veriyordu. O zaman kinetik enerjisi büyük olanın, o zaman elektronun burada hızı ne yapıyor matematiksel olarak? Enerjisi büyük olan da hızı büyük olmuş oluyor.
Onun için cevabımız ne oldu arkadaşlar? Elektronun hızı daha fazla oluyor. Çünkü neden? Elektronun hızının büyük olması demek enerjisinin büyük olması demektir diyoruz. Buna göre cevabımızı C seçeneği olarak söylemiş olduk. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenin.